şehir tavukçuluğu böyle bir şey oluyor. Ne köy olabilmiş, ne kasaba olabilmiş, ne de şehir gibi olan yerlerde insanlar sokak hayvanları için, sokak köpekleri için böyle küflenmiş ekmek atıyorlar. Sonra o bir şekilde insanlar tarafından daha sığ alanlara atılıyor. Ve o ekmeğe gelen canlılar. Bu kuş da olabiliyor, kaplumbağa da olabiliyor, kirpi de olabiliyor. Köy tavukçuluğu diye bir şey var, gezen tavuk diye bir şey var. Ama bu sağlıklı bir hayvancılık değil. Sabahleyin çok erken saatlerde bir hengameyle, bir gürültüyle uyandık. Ve baktım ki bahçede civciv köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Ya gerçekten çok şaşırdım. Çünkü evin her tarafı tellerle çevrili, böyle örtüyle çevrili. Ancak birinin şu dar yerden civcivi atması lazım. Yani kendi başına bu büyüklükte bir civciv mümkün değil, buraya giremez. Zavallı korkudan can çekişiyordu. Tabii hayvanlar onun sesini duyunca daha fazla koşturmaya başladılar. Şimdi sahiplerine söylesem, sen zaten barınaktan köpek getirdin, böyle oldu. Sen zaten burada kiracısın, git buradan. Bir sürü tantana. Yani şimdi ben ne yapabilirim? Tavukçuluk yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Amenna. Benim de büyük bir bahçem olsa ben de yaparım. Çünkü buradaki doğa bunu gerektiriyor. Çok fazla böcek var. Zararlı böcek. Hem insana zararlı, hem hayvana, hem toprağa zararlı. Mesela dana burnu, ne bileyim. Hatta kara fatma bile çok fazla. Tavuklar bunları topluyorlar. Ancak tavukçuluk böyle yapılmaz. Yani tavuklar resmen çöp yiyorlar, pislik yiyorlar. Bu şekilde besleniyorlar ve insanlar da hayvancılık yaptıklarını zannediyorlar. Bu hayvancılık değil. Bu tamamıyla vurdum duymazlık, sorumsuzluk, sorumluluğu başkasının üstüne atma. Şimdi hayvancağız burada yatıyor. Civcivlerin geri kalanları burada. Dün küflü ekmek yiyorlardı. Telefonuma bununla ilgili bir kayıt yaptım. Sonrasında birden İnsanlar telefonumdaki videoyu görmüş gibi bağırıp çağırmaya başladılar. Yok organik tavuk tüketiyoruz da, yok bilmem ne yapıyoruz da, işte köpekler aç kalmış, bizim hayvanlarımıza saldırıyor da. Allah Allah, sanki müneccin olmuşlar. Benim telefonumdaki videoyu daha YouTube'da yayınlamadan görüyorlar. Dijital zorbalık çağı deniyor ya 2021 yılına. Sadece doğa ezici bir güç değil. Artık dijital medyada böyle. Ben düşüncelerimi, fikirlerimi, yaşadığım olayları aktarıyorum bir şekilde. Kendime ve çocuklarıma, torunlarıma anı kalsın diye. Ama bundan kenarda, kıyıda nemalanan insanlar ya da kendine pay çıkaran insanlar öfkeleniyorlar, tepki gösteriyorlar. Veya buna karşı davranış geliştiriyorlar. Bu gerçekten çok ilginç ve acınası. Bir başka kişinin telefonundaki yayından kime ne? Bir de ayıp yani. Hani insan bunu söylemeye, ifade etmeye de utanır bence. Ama zaman demek ki utanılacak çağ değil. Zorbalığın
üstünlük sayıldığı, uyanıklığın, kurnazlığın ekmek getirdiği, alışveriş limitinin arttırdığı, her gün yeni kıyafet, her gün verilen sipariş, kuaföre gitme getirisi ya da daha fazla tatil imkanı, uçağa daha fazla binme imkanı getiriyor demek ki. Yani yaşadığım olaylardan ben bunu anlıyorum. Yaşadığım zorbalıklardan. Açıkçası bu yavru için de üzülüyorum. Bir can taşıyor çünkü. Şimdi sokakta gezen civcivlere mi bir şey dersin? Yoksa bahçeye giren ya da atılan bu civcive mi bir şey dersin? Hani bu civciv şimdi ne olacak? Onu da bilemiyorum. Madem bir canlı burada yaşatılıyor, büyütülüyor ve bunu sahiplenen birileri var, buna sahip çıkacaksın. Yani yolda gelişi güzel tavuk olur mu? Ama bu iklimde oluyor. İşte olan sonra böyle masum canlıları oluyor. Kızım, sana ağlıyorlar. Hadi başka yere git. Hadi anneciğim. Anneciğim tatlı çocuğu. Kızım benim. Tabii gelemeyeceklerini biliyorsun. Burada duruyorsun, değil mi?